İyi günler. Makat çatlağının ameliyatsız tedavisi yaklaşık hastaların %90'ına yakınında olumlu sonuçlar vermektedir. Ancak burada akut makat çatlağı mı yoksa kronik makat çatlağı mı bunu bilmek gerekir. Akut demek yani bir zorlanma olmuş, zorlanmaya bağlı makatta bir yırtık olmuş, kısa bir zaman içinde bu gelişmiş, yani bu kolaylıkla tedavi edilebilir. Ama kronik demek orayı yer edinmiş 2 aydan aşkın süredir, 2 aydan fazla süredir orada makat çatlağı var ve orada yer edinmiş işte bekçi meme dediğimiz, hipertrofik papilla dediğimiz orada bir çıkıntısı, memesi falan gibi bu tür belirtiler de eklenmiş ise bu kronik. Akut olanda basit tedaviler çok güzel netice verir, fakat kronik olanlarda ise geçici bir çözüm üretir ve aslında geçici rahatlama şey yapar ama kökünden sorunu çözme yoluna gitmez. Öncelikle bu ayrımı çok iyi bilmek gerekir. Makat çatlağı var ise bir kişide mutlaka diyet ya da beslenme ile ilgili yanlışlar vardır. Yani liften fakir besleniyordur, kırmızı et ağırlıklı besleniyordur, kebaplar, işte acılar, ekşiler, baharatlar yoğun besleniyordur. Veya sıvıyı, suyu özellikle az tüketiyordur veya hareketi azdır ya da tuvalette çok fazla akınma yapıyordur. Yani bunlardan bir tanesi mutlaka bulunması gerekir. Ya hocam bende hiçbir tanesi yok. Yani illaki bir tanesi vardır düşününce hastalar çoğunlukla bulur zaten bunu. Bunun dışında gebe ve lohusaların yaklaşık %15'inde bu makat çatlağı görülür. Ameliyatsız tedavi dediğimiz zaman yani ameliyata gerek kalmadan ne yapıyoruz? Bir, çeşitli kremler uygulanır, merhemler uygulanır. Bazı durumlarda fitil kullanılabilir. Bunun dışında makat çatlağında başta diyet ayarlamaları ki ilk basamak odur. İkinci basamak işte kremlerin, merhemlerin vesaire uygulanmasıdır. Ve üçüncü basamak olarak en etkin tedavi botoks iğnesidir. Botoks çatlağa bağlı makatta aşırı kasılmanın gevşetilmesi ve şayet orada akut bir çatlak varsa bunun kronikleşmesine engel olmak maksadıyla yapılır. Buradaki amaç makatta ağrıya bağlı, ağrı nedeniyle gelişmiş olan aşırı kasılmanın bastırılması, dışkının orada sıkıntı ya da ağrı vermeden çıkmasını sağlama ve bu sayede de hastanın yakınmalarında bir konfor meydana getirmektir. Bu şekilde etki eder. 18 ila 70 yaş arası herkese yapılabilir. Gebe ve lohusalarda yalnız uygulanamaz.